Günlük hayatta en sık duyduğumuz cümlelerden bir tanesi şu: zihnim hiç susmuyor. Zihnim sürekli şekilde olumsuz, negatif ve de takıntılı düşünceler üretiyor. Ve ben bunlarla mücadele etmekten resmen bıktım. Buna benzer bir cümleyi siz de kuruyor olabilirsiniz. Sevgili dostlar, benim bu cümlede dikkatimi tek bir husus çekiyor. O da şu: mücadele etmekten bıktım kısmı. Şimdi siz, size rahatsızlık veren bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz ve ondan kurtulmak için aktif bir mücadeleye başlıyorsunuz. Eğer yeterli bir mücadele sergilerseniz, o rahatsızlık duyduğunuz şeyden kısmen kurtulduğunuzu görürsünüz. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Siz mücadele ediyorsunuz ama zihniniz hiç susmuyor. Takıntılı düşünceler hiç bitmiyor. Hatta bırakın bunlardan kurtulmayı, bunların daha da arttığını görüyorsunuz. Zihniniz daha çok konuşmaya başlamış. Zihniniz daha çok takıntılı düşünceler üretmeye başlamış. Ve siz resmen şu gerçekle karşılaşıyorsunuz: zihnimi susturmak ya da takıntılı düşüncelerden kurtulmak için verdiğim mücadeleler hiçbir işe yaramadı. Peki buradan şöyle bir sonuç çıkabilir mi? Zihni susturmada ve de takıntılı düşüncelerden kurtulmada mücadele etmek etkili bir yöntem değil. O halde etkili olan yöntemler hangileri? Hemen onlardan bahsedelim. Tahmin etmişsinizdir. Etkili olan birinci yöntem şu: mücadele etmeyi bırakmak. Mücadeleden vazgeçmek. Resmen mücadele düğmesini kapatmanızı istiyorum. Şimdi makine düşünün. Makine çalışır vaziyette. Fişi takılı, ışığı açık, düğmesi açık, çalışıyor. Aktif şekilde çalışıyor. Zihnini susturmaya çalışan ve de takıntılı düşüncelerden kurtulmaya çalışan, bunun için de aktif bir mücadele sergileyen kişileri kısmen bu makineye benzetebiliriz. Aktif şekilde çalışıyorlar çünkü. Düğmeler açık, o mücadele düğmesi açık ve aktif şekilde bir kurtulma çabası var. Şimdi sizden istediğim şey çok net. Fişi çekin, düğmeyi kapatın ve de makinayı durdurun. Mücadele etmeyi bırakın. Mücadele düğmesini kapatın. Çok net. Mücadele etmekten vazgeçin. Bu bir nevi şuna benziyor. Bir halat yarışı düşünün. Halatı iki kişi tutmuş. Kim işte daha güçlü çekerse kendi tarafına doğru yarışı kazanacak. Sizden istediğim şu: halatı bırakın. Yarışı bırakın. Mücadele etmeyi bir tarafa bırakın. Şimdi bu zihni susturmada ve de takıntılı düşüncelerden kurtulmada en temel şey ve de belki de en zor şey. Neden zor biliyor musunuz? Çünkü bilinçaltınız sürekli şekilde sizi mücadele etmeye teşvik edecek. Çünkü siz günlerce, haftalarca, belki de aylarca takıntılı düşüncelerden kurtulmak ve de zihni susturmak için aktif bir mücadele sergilemişsiniz. Ve bu aktif mücadele sonucunda bilinçaltınız buna alışmış, tehlikeli bir durumla savaşılma durumuna alışmış ve her takıntılı düşünce geldiğinde sizi mücadele etmeye teşvik ediyor. Ve ben size bilinçaltınızın size söylediği şeyin tam tersini söylüyorum. O size mücadele edin diyecek. Ben tam tersini söylüyorum. Mücadeleyi bırakın. Asla ama asla zihninizi susturmaya çalışmayın. Takıntılı düşüncelerden kurtulmaya çalışmayın. Vazgeçin artık. Ve mücadele düğmesini kapatın. Bu söylendiği kadar kolay değil. Bence en zoru burası. Çünkü birçok kişi mücadele etme düğmesini kapatamıyor. Aktif şekilde mücadele etmek istiyor. Zihni susturmak ve de o takıntılı düşüncelerden kurtulmak için aktif çabasını sürdürmek istiyor. Dedim ya, bilinçaltı çünkü sürekli mücadeleye teşvik ediyor. Alışılmış bir durum söz konusu. Bu düşünceler, bu sesler tehlikeli gibi algılanıyor. Ve bilinçaltı her seferinde tehlikeden kişiyi korumaya çalışıyor, mücadele ettirerek. İşte ben size tam tersini söylüyorum. Mücadele etmeyi bırakın. Vazgeçin bundan. Bence burası en zoru. Bunu yaptıktan sonra şunu yapmanızı istiyorum: takıntılı düşüncelere ve de zihnin seslerine hayatınızda yer açın. Şimdi biz
Şunu çok sık söyleriz. Takıntılı düşüncelerinize rağmen, zihninizin sürekli şekilde konuşuyor olmasına rağmen, günlük aktivitelerinizi elinizden geldiğince yapmayı sürdürün deriz. O seslere, o düşüncelere rağmen işinize gidin, sosyal ortamlara katılın ve sosyal etkinliklerinizi sürdürün deriz. Şimdi siz bir pazar günü, güzel bir gün kalktınız doğaya gittiniz. Bir doğa yürüyüşü yapacaksınız, bir piknik yapacaksınız ve benzeri. Düşünceler çok yok, iyisiniz, sakinsiniz ve doğanın içindesiniz. O şahane doğayı içinize çekiyorsunuz, o tertemiz havayı içinize çekiyorsunuz. Evrenle bütün olmuşsunuz, harika bir farkındalık anı. Zamandan, hayattan çaldığınız şahane bir anın içindesiniz. İşte bu anın içinde hiç tahmininiz olmayacak şekilde zihninize takıntılı düşünceler gelebilir. Ve zihniniz birden konuşmaya başlayabilir. İşte burada yapmanız istediğim şey şu, o düşüncelere hayatınızda yer açın. O seslere hayatınızda yer açın. Buyur edin onları zihninize. Hoş geldin deyin hatta. Buyur, evimin salonunda, zihnimin salonunda oturabilirsin. Hiç problem yok. Yer açıyorum sana zihnimde, hayatımda sana yer açıyorum. Gel, buyur, oturabilirsin. Ama benim şu an yaptığım etkinliği asla engelleyemeyeceksin. Ben doğadayım. Doğanın içinde harika bir farkındalık anının içindeyim. Doğayı içime çekiyorum ve doğayı hissediyorum. Bunu engelleyemeyeceksin. Sen gel otur. Hiç problem değil. Birincisi neydi? Mücadele yoktu. Seninle mücadele etmiyorum. Seni kovmak için asla bir çabanın içine girmiyorum. İkincisi, hatta seni buyur ediyorum. Gel zihnimde otur. Ben içinde bulunduğum etkinliği yapmayı sürdüreceğim. İşte bu çok önemli. Günlük hayatınızın engellenmesine izin vermemeniz lazım. Sinemadasınız, ders çalışıyorsunuz, kitap okuyorsunuz ve geldiler. O düşünceler geldi veya zihniniz konuşmaya başladı. Yer açın onlara. Buyur edin, hoş geldin deyin. Buyur, gel otur. Ben yaptığım şeyi yapmayı sürdürüyorum. Bakın bunlar kolay mı? Elbette değil. Bunlar çok zor şeyler. Ama başka seçeneğimiz yok. Bunu yapmayı sürdürmek zorundayız. Mücadele etmeyi bırakacağız. Mücadele düğmesini kapatacağız. Ve de seslere, düşüncelere hayatımızda yer açacağız. Şimdi ben bunları anlattım ya. Muhtemelen bazı dostlarımız şöyle bir şey söyleyecek. Olmuyor hocam. Olmuyor. Başaramıyorum. Lütfen biraz olan şeyleri konuşalım. Oldurduklarımızı konuşalım. Olmayanları konuştukça bir şey kazanmıyoruz, bir mesafe alamıyoruz. Oldurduklarımızı konuşalım, başarabildiklerimizi konuşalım. Deneyin. Ne kadar denediğinizle orantılı olarak, bunları ne kadar içselleştirdiğinizle orantılı olarak çok önemli yol alacaksınız. Mücadele etmeyi bıraktığınızda ve de hayatınızda onlara yer açtığınızda belki zihniniz susmayacak. Belki takıntılı düşünceler devam edecek ama artık sizi rahatsız etmeyecekler. Varlıkları o kadar da anlamlı bir şey olmayacak artık. Umursamaz bir tavır takınacaksınız bunun sonucunda. Çok önemli denemeyi sürdürmek, ısrarla denemeyi sürdürmek. Olanları konuşmamız bu anlamda çok önemli. Hani biliyorsunuz, bu hikayeyi duymuşsunuzdur. Bir baba, bir adam oğluna bir gün demiş ki, İçimde iki kurt savaşıyor. İki kurt savaşıyor. Kurtlardan biri çok tehlikeli, kötü bir kurt. Diğeri de çok iyi, merhametli, iyiliksever bir kurt. Ve bunlar demiş savaşıyor sürekli. Çocuk babasına şunu sormuş. Baba, bu mücadeleyi hangisi kazanacak? Baba çok net bir cevap vermiş. Hangisini beslersem o kazanacak. Şimdi İçinizde iki kurt var. Biri o tehlikeli, kötü olan kurt. Size sürekli mücadele et diyor. Bu düşüncelere, seslere hayatında yer verme. Onları kov, mücadele et, kurtul onlardan diyor. Bir de iyi bir kurt var. Merhametli ve yardımsever bir kurt var. O da diyor ki mücadele etme. Mücadele düğmesini kapat. Vazgeç artık bu mücadeleden. Ve o seslere, o düşüncelere, o duygulara hayatında yer ver diyor. Şimdi bu ikisi savaşmaya başladı. Hangisi kazanacak sizce?
Hangisini beslerseniz o kazanacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.